Dilek'le Yıldırım bölgesinde yaşayan dezavantajlı ve engelli gençlerin taraması yapıldığı esnada tanıştık. Yollarımız kesişti. Dilek'in azmi ve heyecanı bizi de heyecanlandırdı. Onun hayalleri vardı. Bu hayallerinden bahsetti ve Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz da ilettiğimizde bunları Dilek'in bu hayallerini gerçekleştirmek üzere evine ziyarete gitti. Dilek onunla karşılaştığında bir kitap yazmak üzere kendisinden bir tablet rica etti. Başkanımız da onun bu isteğini kırmadı. Bu tabletle kitabını yazdı, yani ama nasıl yazdı? Ellerini kullanamadığı için burnuyla, Android telefonuyla ve tabletiyle yazdı bu telefonu, kitabı. Bunun sonucunda da başkanımız verdiği sözü tuttu ve kitabını bastı ve bugün buradayız. Dilek'in kitabı iki tane üniversite öğrencisinin hayatlarından bahsediyor. Onların yaşamış olduğu zorluklardan, onların içinde bulunduğu, hani ona sorduğumuzda ne var içinde dediğimizde bize söylediği aşk var diyor. Dilek yani ellerini kullanamadığı için bunun çok fazla eksikliğini hissediyordu. Kitabı yazarak da bir nevi bunu tamamladı. Kitap için bayağı bir zaman ayırdı. Bunun için bayağı uğraştı, çok uğraştı. Çünkü hani hep bir kitap bastırmak istiyordu. Sağ olsun Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz da bu konuda destek verdi. Bu hevesinin kırılmasını istemem çünkü şöyle söyleyebilirim. Yani şu an ikinciye tekrar bir kitap yazmaya başladı. Bu sefer kendi hayatını anlatıyor ikinci kitapta.